arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte, evet bugün geldi, bugün sizlerle birlikte bir alışveriş videosu çekeceğim ve hemen başlıyorum, çok uzatmayacağım. Hemen başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak aldığım ve çok bayıldığım ayakkabılarımla başlamak istiyorum. Çünkü bu arada makyaj malzemesi göstereceğim demiştim, diğer videoda göstermemiştim, bu videoda göstereceğim. Ama hepsinden sonra göstereceğim ya da ortalarda da gösterebilirim, bilmiyorum. Ama ilk önce ayakkabılarımla başlayacağım ve ayakkabılarım arkadaşlar, aşık oldum diyebilirim. Yani o kadar güzeller ki, bir kere giydiğim için şurada bir şey var, onu maruz görebilirsiniz inşallah. Çünkü ben bunu video için saklayayım dedim ama dayanamadım gerçekten ve o yüzden giydim. Ya böyle kadife bir ayakkabı istiyordum gerçekten uzun zamandır ama hep böyle bu kadife ayakkabıların böyle topukları böyle oluyordu. Ama ben günlük kullanım için bir şey istiyordum ve bunun topuğu 7 santim falan sanırım ve günlük kullanım için inanılmaz uygun arkadaşlar. Ve hayatımda gördüğüm yani en rahat topuklu ayakkabı olabilir. Topuğu zaten çok küçük, farkındayım ama nereden aldım bu arada? Ben bunları Asos'tan aldım arkadaşlar. Böyle basıyor hani, bazen burasını acıtır ya. Neyse hiç acıtmıyor. Çok uzatmayacağım. Çok konuştum bir ayakkabı hakkında. Şimdi yine bir ayakkabı göstereceğim. Ama ayakkabıları o kadar uzattık ki nasıl göstereceğim? Döndüm. Sorun yok. Problem yok. Okey. Ve arkadaşlar bir tane daha ayakkabılar var. Bunlar normal. Ay düşüyor. Bunlar gördüğünüz gibi normal siyah ayakkabılar böyle. Nefes nefese kaldım. Böyle ben gerçekten botları aşırı seviyorum ya. Kışı bana sürekli bot alın. Sürekli bana yani bot hediye edin bana. Bot istiyorum yani. Arkadaşlar çok seviyorum. Bot dedim, aklıma YouTube olunca bot değil bot atmak geldi. Neyse serbest çağrışım oldu arkadaşlar, boşverin beni. Güzeller ama az önceki ayakkabılar kadar güzel değiller, farkındayım. Ve az önceki ayakkabılar kadar rahat da değiller bu arada. Bunları bu arada Zara'dan aldım. Ve şimdi çok ponçik bir şey göstereceğim. Yani ben çok ponçik, çok tatlı bir şey. Denenelim. Çantama bakar mısınız? Şuna bakabilir misiniz? Ya gerçekten zaten ben çok seviyorum sırt çantalarını ama bunun tontişliği çok tatlı değil mi ya? Böyle sevimli canavarlar falan vardı, aklıma onu getiriyor. Böyle pembe tüyler falan filan, çok tatlı. Var üstten arkadaşlar 55 liraya buldum ve dedim ki almalıyım, bence almalıyım. Bilmiyorum, çok tatlı. Aslında bir tane daha çanta aldım ama bunu alalı aslında bayağı bir zaman oldu. Ama size galiba hiç göstermedim. Ta böyle Zara'nın online'dan almıştım. Ben bunu gerçekten gördüğümde ah dedim, ne kadar güzel bir şey. Ay çok güzel bir şey. Böyle yürürken aşırı ses çıkartıyor ama hatta okula gittim ben bununla. Çok bayağı büyük. İki gözü falan var. Çok eşya dolduran birisiniz tam size göre. Yani aslında tam bana göre ama taktığım zaman dediğim gibi yine böyle boyun fıtığı, bel fıtığı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü çok dolduruyorum. İnanılmaz dolduruyorum. İnanılmaz dolduruyorum. Şu anda bile o kadar ağır ki. Ve şimdi. Karışık, elime ne gelirse göstereceğim galiba. Zara'dan böyle bir şey aldım. Bu ışıklarda o kadar parlıyor ki size bunu niye böyle olduğunu anlamıyorum. Böyle bu da kadife yine gördüğünüz gibi. Ya bilmiyorum, bunu çok beğendim. Bu da böyle kadife olduğu için falan inanılmaz ilgimi çekti benim arkadaşlar. Bu ışıklarda aşırı parlıyor. Hatta ben bununla bir video çekecektim. O kadar garip parladım ki yani. Deli gibi parladı. Böyle Astoris'e falan benzedim. Elif dedi ki Meryem onu giymedi bence dedi falan filan ama gerçekten bu gün ışığında çok tatlı duruyor. Aslında şu anda da tatlı duruyor. Bakar mısınız? Nasıl? Yüzüme gitmiş mi arkadaşlar? Nasıl? Bunun bir de yeşili vardı. Aslında bunu yeşili alsam büyük ihtimal daha şey olabilirdi. Çünkü neden böyle şimdi yılbaşı geldi falan filan. Tam şu ağacın yeşili vardı. Benim o arada böyle galiba beyin spazmımı geçirdim artık. Öyle bir şey oldu. Pembeyi aldım ama ben pembeyi çok seviyorum. Hayır, ben pembeyi seviyorum. Öyle bir şey olmadı diyorum ve diğerine geçiyorum arkadaşlar. Bunu buraya koyuyorum. Hayır, yere düşme. Ve bunu aslında gördünüz. Bunu aslında diğer videomda gördünüz arkadaşlar. Hatta galiba son iki videomda gördünüz bunu. Kapşonlu kırmızı H&M sweat'i aldım. Ben H&M'e pek gitmiyordum ama bu aralar o kadar sık gitmeye başladım ki. Çünkü Caddebostan'a falan sürekli işim düşüyor. Gitmek zorunda kalıyorum. Orada biliyorsunuz H&M var. Yani oraya giriyorum sürekli ve çok büyük bir H&M orası. O yüzden sürekli bir şeyler alasım geliyor. Allah'ım çok tatlı değil mi? Ben kırmızı rengi bayağı seviyorum yani. Çok seviyorum. Yılın bu zamanlarında falan da çok tatlı oluyor. Tabii yazın falan giyilmez de yani. Bence ve böyle kapşonlu, böyle salaş, rahat bir şeyim yoktu. Dedim ki Meryem Can bunu almalısın. Kalın da bayağı yani. Bunu giydiğim zaman üstüne zaten havada asla ve asla soğumuyor yani. Hava soğumamaya yemin etmiş. Bir önceki videomuzda totem yapmıştık. Ben dedim ki hava soğumuyor demiştim. Sonra hava bir anda soğumuştu. Böyle bir hafta falan soğuk gitmişti. Yine yapalım arkadaşlar. Yine herkes içinden lütfen hava soğusun. Hava soğusun diye böyle enerji yollasın. Havalar soğusun. Hatta kar yağsın diye mi yapsak bilmiyorum. Neyse. Ve bu kaza aldım H&M'den. Aa kapkaranlık oldum. Yani bu kaza gerçekten bayıldım arkadaşlar. Yumuşacık ya. Yani o kadar yumuşak ki. Yumuşacık ya, böyle kaşındıracağını zannetmiş. Ben burada H&M'e sesleniyorum. Çok güzel kazaklar yapmışlar ama hepsi
kaşındırıyor ve ben kaşındıran şeylerden nefret ediyorum. Tatlı önü de böyle ama çok açık olmuyor. Yani çok açılmıyor, merak etmeyin. Rahat rahat yiyebiliyorsunuz. H&M'den aldığım bir şeyler göstereyim. Daha bunu geçen gün aldım. Bu telefon kılıfını aldım. Bu telefon kılıfını ben internet sitesinde görmüştüm ve bulamamıştım. Evet, daha geçen gün aldım daha ama. Geçen pazar. Geçen cuma günü aldım ve bugün de salı falan galiba. Evet. Geçen cuma aldım, bugün çarşamba. Tamam. Üzerinde böyle Noel papalar var. Yani tatlı böyle elinde çan çalıyor. Ve arkadaşlar şimdi normalde benim videolarımda pek göremeyeceğiniz bir şey göstereceğim. Bir jil aldım falan birden. Buna gerçekten çok 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 beğendim. Hiçbir şey anlaşılmasa da bir şey anlaşılmıyor ya. Benim böyle küçükken o kadar çok kıyafetim vardı ki böyle jilelerim mesela. Hatta resmini koyarım şuraya. Bunun mavisini vardı. Önde bir tavşanı olan. Yani küçüklüğümü aklıma getirdim. Ben böyle anlat istedim. Hatta onun içine giymek için de dedim ki böyle bir şey içine bence güzel olur diye düşündüm. Ve arkadaşlar bunu da çok beğendim. Yine Stradivarius'tan aldım. Ve Stradivarius'tan böyle bir şey alma fikri hiç aklımda yoktu. Ama şunun rengine bakar mısınız? Önü bu arada böyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şimdi gözüktü galiba. İpler var çaprazlama. Ve guys. Ve arkadaşlar. Benim. Ben biliyorsunuz ben şey çok seviyorum. Konuşamadım. Konuşamıyorum ama. Ben berelere bayılıyorum. Ben tam bir bere insanıyım. Bunlar. Ya bunu aldım H&M'den zaten. Beğendim yani. Böyle tavşan kuyruğu gibi oldu, bir şey daha da tatlı oluyor bence. Ve Meryemcan durur mu? Durmaz. Bir tane daha aldım. Bir bunu da Zara'dan aldım bu arada. Bunun tontonu müthiş. Müthiş. Müthiş değil mi arkadaşlar? Bu şapka çok güzel değil mi? Yorum bırakın. Annem diyor ki bu şapka çok kötü. Bu şapkayı takma. Bu şapka tinerci şapkası gibi. Hiç de öyle değil yani. Bence öyle değil arkadaşlar. Öyle mi sizce? Sizce öyle mi? Sırf siyah diyor öyle diyor. Ama kocaman bir ton tişi var burada. Neresi bunun? Bunun neresi yani? Şey şapkası. Bence büyük bir yalandan ibaret diyorum ve bir tane daha H&M'den aldığım şapka gösteriyorum. Bu birazcık daha değişik. Ya bu çok güzel değil mi? Burasında iki tane kulağı var. Pek gözükmüyor ben böyle taktığım için ama burada da miyav yazıyor. Böyle birazcık rüzgar estirmiş saçlarınız böyle oluyor ama çok tatlı bence. Bunu zaten öyle çok soğuk olmayan havalarda taktım yani. Tam benlik ya, tam. Ve arkadaşlar bir diğeri ise Suicide Squad'ın bu çizgi romanını aldım. Bu birinci cildi. Aslında bunu çoktan okudum, bitirdim yani. Çizgi roman incelemesi yapan kanalları ben YouTube'da çok fazla izliyorum. Ya da film incelemesi vesaire vesaire. Bu o kadar güzel ki size anlatamam. Böyle kuşa kağıda bayağı güzel. Bayağı bayağı güzel. Çizimleri vesaire çok 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 güzel. Ama Harley Quinn'i yani şeyde daha güzel diyebilirim. Şu an Harley Quinn'i kötü çizdiklerini söylemek benim haddime mi bilmiyorum ama. Şuralarda falan güzel. Aslında çok yaşınız küçükse bu çizgi romanı bence almayın çünkü artı 18 öğelerde içermiyor değil. İşin içinde Harley Quinn olunca oluyor maalesef hakikaten. Harley Quinn'le Joker'i göstereceğim. Harley Quinn'in arkadaşlar Harley Quinn olmadan önceki hali filmdekine benziyor. Harley romanda Joker hiç yok denilecek kadar çok az. Hatta hiç yok. Sadece birkaç flashback'te var. Neyse ya daha fazla konuşursam çok fazla spoiler vereceğim. Şimdi bu sefer bir şey göstereceğim. Diyeceksiniz ki Meryem sen salak mısın? Meryem sen gerizekalı mısın? Ama ne yapayım tutamadım kendimi aldım arkadaşlar. Bu gözlüğü aldım Mango'dan. Evet gözlük aldım. Kışın ortasında üstüne üstlük aynı camlı bir gözlük aldım. Orada bile hoşuma gitti. Bence güzeldi. Ve şimdi sıra makyaj malzemelerine geldi. Yes yes. Şimdi göstereceklerim arkadaşlar bana makyaj trendi yolladı. Bunları ben almadım ama birazcık kullandım. O yüzden hem yorumlarımı da yapacağım. İlk önce bu Shiseido'nun Ready Set Ebookie serisi geldi bana. Ufak boyları bendeki gördüğünüz gibi. Yumuşacık yapıyor ve kokusu o kadar ferah ki. Yani bence beyaz sabun kokuyor. Ben o kokuya bayılıyorum yani. Ferahlık kokuyor. Asıl heyecanlı olduğum bir diğeri. Biliyorsunuz ben hep ne kullanıyordum? L'Oreal True Match'i kullanıyordum ve Nars'ın bu fondöteni yollamışlar bana. Fondöteni Elif kullanıyordu ve sürekli hani bu fondöteni o kadar övüyor ki. Bu arada bu şey Nars Sheer Glow fondöten. Herkes bunu çok övüyor. Dedim ki ben neden kullanmıyorum bunu. Bu arada bendeki en açık rengi ve ben bunu kullandım. Bu bana sanki bir toncuk sanki bilmiyorum. Koyu mu geliyor? Açık mı geliyor? Açık geliyor. Koyu değil bu arada. Açık geliyor sanki. Bu arada öyle çok kapatıcı ve ağır bir fondöten asla değil. Yani asla ve asla yüzümde ağırlık yapmıyor. O yüzden ben aslında beğendim. Ve şimdi. Nars'ın Laguna bronzeri. Bronzer'ı çok seviyorum biliyorsunuz. Niye böyle konuştum? Ama ben bronzer cidden çok seviyorum. Ben daha çok kontür yapmak niyetiyle kullanıyorum. Çünkü yüzüm çok büyük. Yüzüm çok büyük. Ne yapayım? Ve guys. Ve guys. Bunlar mükemmel. Şiseydi bunlar yeni çıkarmış. Birisi bu kıpkırmızı olan renk. Bir tane de bu rengi var. Ne rengi? Rose Crush. Diğeri de Ruby Cooper. Neyse bu Rose Crush zaten benim rengim. Şöyle gözüküyor mu? Ambalajı hop mıknatıslı. Çok güzel yani.
Yır. Öne doğru düşüyordum. No. Düşmek yok. Ben yapacağım videoyu nasıl bitirecek? Şapkamla bitireceğim. O zaman arkadaşlar ya yere düşmüştü. Yerden de bir şeyler yapışmış. İnanamıyorum. Şapkacığım ne yapmaya çalışıyoruz? Bizi dağınık olduğumuzu mu söylemeye çalışıyoruz? Evet arkadaşlar, umarım videoda eğlenmişsinizdir. Beni biliyorsunuz, ben kışlıklar söz konusu oldum. Böyle şapkalar, bereler, kazaklar söz konusu oldum. Biraz kendimden geçiyorum. Birazcık çıldırıyorum. Yani yine çok coşkulu galiba anlattım her şeyi. Ama umarım siz de videoda eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi yine totem yapalım. Böyle evine totemlerimizi yollayalım. Havalar soğusun, karlar gelsin. Her neyse arkadaşlar, umarım videoda eğlenmişsinizdir. Siz de en beğendiğiniz parçayı aşağıya yazmayı unutmayın. Bence benim favorim çantayla ayakkabılar. Sizce sizinki hangisi? Bilmiyorum. Favorinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Değişik bir kapanış yapmak istedim.